Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz sınıfımıza. Yine bir tekrar dersiyle beraberiz. Ben hep yaptığımız gibi tekrar edeceğim harfleri ve onun seslerini vermek üzere tahtaya yazacağım. Siz de beni takip edin. Harfleri ve onun seslerini verin. İlk harfi K harfi, sesi K. Evet. İkinci harfim P. P harfi, sesi P. Çok güzel. Üçüncü harfim T. Sesi Ç. Bu hangisi? Ş. Sesi nasıl? Ş. Sessiz oldu erkenki gibi. Bu harfin adı N. Sesi nasıl? Hadi şimdi sırayla gelin seslerimizi yazalım. A. Sonra da incesi, noktalısı. Evet, bugünkü tekrarımızda özellikle bir çalışma yapacağız. Üstünde duracağımız şey, bazı heceler veya bazı kelimelerdeki heceyi değiştirerek, o heceyi alıp yerine bir başka hece koyarak o kelimenin anlamını tamamen değiştirebiliriz. Ben şimdi bu çalışmayı yapmak üzere ilk kelimeyi tahtaya yazacağım. Bakalım ne yazacağım, siz okuyun. Sonra üzerinde çalışacağım. Ne yazmışım bakalım? Kim okumak ister? Erken. Her sabah erken kalkarım gibi. Ben şimdi bu erkenin kenini, yani ikinci hecesi olan üç sesli bu ken hecesini hep tutsam, başındakileri değiştirsem diye düşünüyorum. Erkenin yerine erken için kullandığım ilk hece olan erin yerine di koydum. Ne oldu? Diken oldu. Erkenin anlamı nerede? Bakın, diken, ayağıma diken baktı. Halbuki ikinci hece hep aynı. Bir daha bu keni hep tutuyorum. Bu sefer başına bakın ne getirdim. Ne oldu? Bunu unutun. Şimdi önce bunu okuyun. Ken, tamam, başındaki yelken. Evet, yelken. Yelkenli gemilerin yelkeni. Evet, bakın bambaşka bir şey çıktı. Peki. Gene ken yazdım. Ken duruyor. Baştakini gene değiştirdim. Okuyun bakalım. Çeken. Çeken. Bir şeyi çeken gibi de olabilir, bir de hani dert çeken, çeken bilir anlamında da. Bakın erkenden nereye geldik? Çeken. Peki, geneken. Ama bu sefer ilk hece bakalım neymiş? Ne çıkacak kelime? Okuyun bakalım.
Mesken. Ne demek mesken? Oturduğumuz ev değil mi? Evet. Hadi gelin sırayla yazdığımız kelimeleri okuyalım. Önce okuyun bakalım. Erken. Diken. Yelken. Çeken. Mesken. Hepsinin ikinci heceleri aynı değil mi? Tamamen üç sesi de aynı. Hiç değiştirmedik. Sadece ilk heceyi değiştirdik. Beş tane farklı kelime türettik. Bir başka konu size bahsedeceğim. Bizim iki tane kelimelerin sonuna getirdiğimiz Türkçe'de ek var. İlkini okuyun ne? Li. Siz. Ya da duruma göre sız da olabilir bu. Kelimenin durumuna göre. Bu li ya da lı eki, kelimeye göre lı da olabilir. Bir şeyin olduğunu ifade ediyor. Sız veya siz dediğimizde de o şeyin olmadığını. Şimdi anlayacaksınız. Örneğin ben size şimdi şöyle bir kelime yazsam. Okuyun bakalım ne yazdım. Küpe. Şimdi bu küpeyi gene yazsam da yanına bu li ekini katsam ne olacak? Küpeli. Ne ifade etti size? Birinde küpenin var olduğunu değil mi? Küpe takmış yani küpeli. Peki diğer eki koyarsam ne olacak? Ne oldu? Küpesiz. Bu sefer de ne ifade etti? Küpesi yok dedi değil mi bize? Küpesiz yani küpe takmamış. Peki bakalım aynı şeyi bir de şu kelimeyle yapalım. Neymiş kelimemiz? Leşe. Peki bu ilk eki yanına getirirsem ne olacak? Neşe? Leşeli. Yani birinin ruh halinde neşe var. Neşesi var anlamında. Neşeli. İkinci ekimi getirirsem neşesiz olacak. Neşesi yok anlamında. O gün neşesi yok birinin. Onu söylemek isterken kullanıyoruz. Peki son bir örnek daha yapalım. Okuyun bakalım neymiş? Kapak. İlk heceyi eklersem ne oluyor? Kapaklı. Bir şeyin kapağı var anlamında yani. Onun kapağı var. Peki ikincisiyle koyarsam ne olacak? Kapaksız. Yani o neyden bahsediyorsak, hangi şeyden, eşyadan, onun da kapağı yok anlamında. Kapaksız anlamında bu. Evet, bugün bu çalışmamızla hece değiştirdik. Bir de iki tane ekle, iki farklı ekle çalışma yaptık. Biri var anlamına bir ek katıyor, o ek gelirse kelimenin yanına. Biri de yok anlamına. Gene şimdi ben gene bunları sileyim, size kelimeler yazalım, okuyalım. Bakalım ilk kelime neymiş? Ne oldu? Ne yazdı? Kapat yazdı. Kapat. Hadi içinizden okuyun. Söz almak isteyen, okudum diyen el kaldırsın. El kaldırsın. Kimler okudu? Fadime Hanım okumuş. Kapatma. Bu kapattı. Bu kapatma. Evet, kapatma. Kim okuyacak? Çiçek Hanım. Park. Kim okudu? Park. Sultan Hanım okudu. Park. Neden bakın bu hani dörtlü heceler yapıyorduk hatırlayın. Evet.
Bu dörtlü hecelerden son ikisi sessiz. Onun için dikkatle okumamız lazım. Parır dedikten sonra sona gelen K harfinin sesi K'yı da eklememiz lazım. Park. Siz de bizimle birlikte okuyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? Bu biraz okuması zordu. Park. Çünkü iki sessizimiz yan yanaydı. Peki son bir tane daha. Bunun da dikkatle okunması lazım. Okuyun bakalım neymiş. Evet, parkı çözdükten sonra ta'yı getirmek çok kolay değil mi Fadime Hanım? Park, ta oldu. Biraz da ben söyleyeyim siz yazın. Hadi siz de bizimle birlikte yazın. İlk kelimeyi söylüyorum. Taşıtlar. Yapalım mı? Taşıtlar. Kaç kere el çırptık? Üç. Taşıtlar. Üç kere. Demek ki üç seslimiz olacak. Hadi yazın bakalım. Siz de bizimle birlikte. Taşıtlar. Üç hece, üç sesli demek. Unutmayın. Bitirdiniz mi? Siz de bitirdiniz mi? Hadi tahtaya yazıyorum. Hadi kontrol edin bakalım. İlk hecem ne? Ta. Neyle başlıyor? T sesiyle değil mi? Demek ki o zaman ta yazdım. İkinci hecem şıt. Şıt. Son hecem lar. Bir, iki, üç. Üç heceydi. Ta, şıt, lar. Peki, şimdi daha kolay bir kelime. Terlik. Terlik. İki hece değil mi? Terlik. Hadi yazın bakalım. Terlik. İlk hece önemli. Ter. Terlik. Lik. Lik. Burada terlik derken lik kısmındaki sesimiz ince mi kalın mı? İnce değil mi? Noktalısı değil mi? Hadi ona göre yazın. Ben şimdi tahtaya yazıyorum. İlk hece ter. İkinci hece de lik. Bakın ince li diyorum. Onun için noktası var. Terlik. İki seslim var. Gene kolay bir kelime size. Kitap. Kitap. Kaç hece? Şöyle söyleyin. Kitap. İki hece. İki de sesli. Kitap. Herkes bitirdi gibi görünüyor. Yazıyorum. Kitap, kitap kelimesini bu satırın içine yazmak istiyorum. Neden derseniz sizleri göremiyorum ama burada gördüğüm defterlerde P harfine dikkat çekmek istiyorum yazarken. Onun için şuraya yazmak istiyorum. Önce ki yazacağız. Ben sizin defterlerinizdeki satırın içine yazıyormuş gibi yazıyorum şimdi. Satırı tam kullanıp K'nin çizgisi ve K. Sonra ki. Ta yazdım. İşte şurada P de önemli. P'yi aşağıya kaydıracağız. Şu önemli. Sadece yuvarlak kısmı bu alt çizgiye oturacak. Tam şu üst kısmını sanki başı kafası gibi düşünün. Oraya oturtun, bu çizgisi satırdan aşağı kaysın. Olur mu? Siz de öyle yapın. O zaman yazınız çok daha güzel olacak. Çok daha okunaklı olacak. Çok daha güzel görünecek. Size tahtaya farklı bir çalışma için tablo hazırladım. Bir takım kelimeler yazdım. Yazacağım daha doğrusu ama onların bir hece
kelimesini eksik bıraktım. Yanda kutu var. O kutuda da bir takım karışık kelimeler, heceler var. O kutunun içindeki hecelerden seçip öyle bir tanesini seçmenizi istiyorum ki burada hazırladığım eksik, bir hecesi eksik olan kelimeler anlamlı hale gelsin. Oradan bir tane alalım, bu çizgi olan bölüme koyalım ve okuyunca bu anlamlı bir kelime haline gelsin. Tamam mı? İlkini başlayalım bakalım. Bu haliyle bir okuyun. Kes, ta. Buradan şu kutunun içinden ne ekler yanına koyarsan anlamlı olur. Ne, değil mi? Evet. Şu kestanenin nesini aldık. Ne. Ne oldu? Kes, ta, ne. Peki, şimdi ikinciyi okuyun bakalım. Ne. Buradan ne alabiliriz? Şeyi alabiliriz. Şeyi alırsak ne olur? Neşe olur. Evet. Peki. Ka. Çünkü A var yanında. Ka. Bunun yanına bu kutudan hangisini alsak ne olur? P'yi alsak. Ka. P olur. Peki şeyi de aldıydık değil mi? Bunu okuyalım bakalım şimdi. Limona. Ne alırsak anlamlı hale gelir hangisini? Hangisini? Ta. Ne olacak o zaman? Limona. Ta. Olacak. Peki bir sonraki? Ka. Onun yanına da? Şık. Zaten bir tek o kaldı. Koyduğumuz zaman da ka şık olacak. Ka şık. Gördünüz mü? Onlarla bunları birleştirip anlamlı kelimeler oluşturduk. Kendimizi hayatın içinde bir sürü şekilde ifade ediyoruz değil mi? Bir araya geldiğimiz insanlarla en çok iletişimi konuşarak kuruyoruz. Ancak biz artık burada bir de ne öğrendik? Hem okumayı hem yazmayı öğrendik. İşte kendimizi yazarak da ifade edebiliriz. Hislerimizi yazabiliriz, düşüncelerimizi yazabiliriz. Yazılı bir şekilde de ifade edebiliriz. Bu defter nedir? Ne defteri olabilir? Günlük defter olabilir değil mi? Evet. Günlük ne için kullanılır? Günlük defter. Yaşadığın şeyleri ama yaşadıklarının yemek yedim, kalktım gibi değil de hangilerini? Duygularını, üzüntülerini ama. Önemlilerini evet, yani. Evet. Bizim için önemli olanlarını unutmak istemediklerimizi evet. Ama üzüntülü ama sevinçli. Evet. Onları kayıt ederiz değil mi evet. Günlüğümüze? Ben şimdi size bir şey okuyacağım. Bir can kulağıyla beni dinleyin. Kaç haftadır üniversite sınav sonuçlarını bekliyordum. Bugün sonuçlar belli oldu. Sınavım iyi geçti sanıyordum ama yanılmışım. Ne dersiniz? Sınavım iyi geçti sanıyordum ama yanılmışım diyor. Bir cümle evvel ne diyor? Sınav sonuçları geldi diyor. Nasıl bir sonuç gelmiş? Kötü gelmiş. İyi mi? Evet. Değil mi? Ama kötü bir sonuç geldi diyor mu? Demiyor. Demiyor. Biz nereden anlıyoruz? İyi geçmedi. Yanılmışım diyor. İyi geçti sanıyordum, yanılmışım. Kötü bir sonuç aldım demiyor. Ne yaptık biz burada? Bir çıkarma yaptık. Bir çıkarsama yaptık. Bir sonuç. Orada yazmayan bir şeyi çıkarttık. Biz orada yazmadan da onun yazdığı kadarından düşünerek oradan bir sonuca vardık. Ve onun sınavının aslında iyi geçti sanırken kötü geçmiş olduğunu ve bir kötü sonuç aldığını düşündük. Peki sizler de artık yazı yazmayı öğrendiğiniz için sizler de isterseniz günlük tutabilirsiniz. Bu tuttuğunuz günlükler sizin bir boş defteriniz olabilir, evde çocuklarınızdan birilerinden kalmış bir defter olabilir. Oraya hatırlamak istediğiniz olayları, o günün tarihini de yazabilirsiniz. Onunla birlikte neler hissettiğinizi yazar sakla sonra da okuyabilirsiniz. Geldik dersimizin matematik bölümüne. Daha belki matematik derslerimizde hep telefon numaraları üzerine konuştuk. Gene telefon numaralarıyla ilgili bir konu için ben size tahtaya bir tablo hazırladım. Burada
ihtiyaç duyacağınız, zaman zaman farklı ihtiyaçlar nedeniyle hemen çevirmeniz gereken acil telefon numaraları var. Onları yazdım. Hem de onların rakamları da, sayıları da hep üçlü, yani yüzlü sayılar. Hem öyle de bir çalışmamız da olur. Ben okuyayım, siz yanındaki numarayı okuyun. Sonuna kadar gidelim, sonra da yazarız, olur mu? Hadi en önce ben okuyorum. Yangın, ihbar ve itfaiye. Neymiş numarası? 110'muş. Polis, imdat. Neymiş numarası? 155'miş. Jandarma, imdat. 156'ymış. Bilinmeyen numaralar. Bunu biraz okumak zor. Şöyle okuyoruz. Önce 118, sonra 11. 118, 11 diye okuyoruz. Telefon arızamın numarası neymiş? 121'miş. Ambulans çağırmamız gerekirse kaçmış numara? 112'ymiş. Sularınızda bir arıza olursa, şebekenizde su arızayı aramamız gerekirse? 185'miş. Tüketiciyi korumayla ilgili, haklarınızla ilgili bir soru sormak isterseniz de kaçı arıyormuşsunuz? 175'i arıyormuşsunuz. Hadi bunları defterlerinize yazın. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu ambulansı yaz. Yanına yaz o 112'yi ki, evet, hangi numara neye ait hatırla. Evet. Öyle yapın, olur mu? Hep tahtada benim yazdığım gibi. Siz de öyle yapın. Örneğin ambulansın hemen yanında bu numara olsun ki neyin neye ait olduğunu hatırlayın. Biri bir yerde, biri bir yerde olmasın. Önce ismi yazın, kelime neymiş o. Sonra hemen yanına numarasını yazın. Evet, bugünkü dersimiz de matematik bölümümüzle bitti. Bunları lütfen görebileceğiniz bir yere, elinizin altında kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yere asın. Evet, bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşça kalın.